Sayın hocam, Allah Cuma suresi 5. ayeti bildirdi. Şu ayet bazı din adamı görünümlü kişilerin durumuna işaret ediyor olabilir mi? Kendilerine Tevrat yükletilip de sonra onun içindeki derin anlamları, hikmet ve hükümleri gereği gibi yüklenmemiş olanların durumu koskoca kitap yükü taşıyan eşeğin durumu gibidir. Allah'ın ayetlerini yalanlayan kavmin durumu ne kötüdür. Allah zalim bir kavmi hidayete erdirmez diyor sizin. Çok güzel. Hakikaten var. Mesela bazı alimler var. Muazzam ayet bilgisi var. Evet. Kur'an'ı ezberlemiş, hadisleri ezberlemiş. Su gibi ezberden biliyor. Ama Cenab-ı Allah ne diyor bak. Kitap yükü taşıyan eşek gibidirler diyor. Kafa boş. Evet. Hidayete vesile olacak bir yönü yok. Sevgi yok. Şefkat yok. Allah'a karşı saygısız. Evet. Haşa. Evet. Değil mi? Kur'an'a karşı saygısı yok. Evet. İman zafiyet içinde olduğu, hasta olduğu üslubundan anlaşılıyor. Ama muazzam bilgisi var. Mesela Rusya'da Kur'an kürsüsü profesörler var. Ateist. Evet. Evet hocam. Çin'de var. Mesela Çin'de var. Kur'an kürsüsü profesörleri var. Çok fazla. Su gibi Kur'an'ı ezberden biliyorlar. Ateist profesörler. Evet. Veyahut münafık oluyor farz edelim. Ateist kalabiliyor yani. Tabii ateist kalabiliyor. Ya hidayet ayrı bir konudur. Yani bilgi ayrıdır, hidayet ayrıdır. Yani Kur'an'ı doğrudan okuduğunda bir insanın hidayet bulması zannedildiği gibi olmayabilir. Evet. İman hakikatleri gerekir. Yani Allah'ın varlığına, birliğine o kişiyi inandırmak. Bunun için de Allah'ın ayette belirttiği gibi şeytanın Allah'a sanırım dış alemde ve kendi nefislerinde Allah'ın gösterdiği ayetleri o insanlara göstermek gerekiyor. Allah'ın mucizelerini göstermek gerekiyor. Kur'an'ın mucizelerini göstermek gerekiyor. Peygamberimizin mucizelerini, yaşanan mucizelerini göstermek gerekiyor. O zaman insanlar iman ediyorlar. Yani yoksa Kur'an okuduğunda yani birçok insan ayet diyor birçoğunu delalete düşürür diyor Allah Kur'an. Evet. Yani hasta olan bir insanın delalete düşürür. Evet.